Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yenilenmiş Diri Fay haritalarını nereden indiriliriz? Aramaya yazıyorum Google aramaya. Arama yeteneğinin yenilenmiş Diri Fay haritaları linkine tıklıyorum. Burada bütün Türkiye'nin yenilenmiş Diri Fay haritaları var. 1 bölü 250 bin ölçekli. Gaziantep'e tıklıyoruz. Gaziantep bölgesinde depremin olduğu bölgede 1 bölü 250 bin ölçekli diri fay haritamızı açıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi kırmızı renkli yerler faylar. Haritaya biraz yakınlaşıyorum. Kırmızı renkli alanlar fayları oluşturuyor. Gri renkli alanlar kuaterner dolgularına yani alüvyon arazileri gösteriyor. Bunlar tabii ki deprem anında dayanıksız zemin dediğimiz kumlu yüzeyler. Sol tarafta gördüğünüz Doğu Anadolu fayımız, DAF dediğimiz Doğu Anadolu fayı. Sağ taraftaki ise Ölüdeniz fayı. İlk deprem Pazarcık'taki deprem Ölüdeniz fayı üzerinde gerçekleşti. Tam da burada Pazarcık merkez üstünde. Kahramanmaraş merkeze çok yakın görüyorsunuz. Sağ taraftaki lejantımızı inceleyelim. Burada kalın kırmızı deprem yüzey kırığını gösteriyor. İnce kırmızı Holosen fayı yani son 11 bin yıldaki yüzey faylanması oluşan fayları ifade ediyor. Mor renkli kuaterner fayları. Siyah renkler olası kuaterner fayı. Yana doğru sağa solu işaretle doğrultu atımlı fayları işaret ediyor. Ve bunlar da doğrultu yönlerini gösteriyor bize. Yani fayın sağındaki ve solundaki arazinin ne yöne doğru hareket ettiğini gösteriyor bize. Gerçekleşen depremde de arazi bu şekilde yana kayma yaptı. Gördüğünüz gibi Doğu Anadolu fayına hareket yönlerini görüyoruz. Yine ana sayfaya geldiğimizde Gaziantep'in üstünde bulunan, kuzeyinde bulunan Elbistan paftasına tıklıyoruz. Burada da ikinci deprem 7.6 büyüklüğündeki Ekinözü merkez üssü hemen Elbistan'ın güneyindeki bu bölgede gerçekleşti. Hemen gördüğünüz gibi yine Elbistan'da kuaterner arazisi üzerine kurulmuş bir ilçe. Onun altında da güneyinde de hemen fay hattının geçtiğini görüyoruz. Burada da yine fay hattının yönlerini görüyorsunuz. Atım yönlerini. Ana sayfaya geliyoruz ve diğer illere bakıyoruz. Ankara tıklıyoruz. Ankara'nın şehir merkezinin çevresinde fay var mı bakalım. Gördüğünüz gibi Ankara şehir merkezinin güneyinde ve batısında çok önemli bir fay hattı bulunmuyor. Hemen Ankara'nın kuzeyindeki Bolu paftasına tıkladığımızda burada Ankara'nın bayağı bir kuzeyinde haritamız gelsin bayağı bir kuzeyinde Kuzey Anadolu fayı dediğimiz Kaf fayını görüyoruz Bolu'dan geçen. Buradaki olası bir depremin Ankara'yı etkileyeceği düşünebiliriz. Burada İstanbul paftası şu an kullanılamıyor galiba. Ya yenileme olabilir. Şu an kullanımda değil. Diğer yerlere üzerine tıkladığınızda, ilin üzerine tıkladığınızda paftayı indirebiliyorsunuz. PDF olarak indirebilirsiniz. Urla paftasına tıklayarak İzmir'deki faylara bakalım. İzmir'de ise Karaburun Yarımadası'nın tam ana karayla birleştiği noktada faylar var görüyorsunuz. 1 bölü 25 bin ölçekli sayısal diri fay haritası listesi için buraya tıklayabilirsiniz. Yine MTA'dan akademik çalışmalarınızın ücreti karşılığında harita alabilirsiniz. Hizmetlerin altındaki MTA'nın ücretsiz yayınlamış olduğu sitesindeki buradaki haritalara görüntüleyerek bunlardan da faydalanabilirsiniz.